Bu benim evim. Yakın arkadaşım Salih de bana çok yakın oturuyor. Evlerimiz arasındaki mesafe 2 kilometre. Salih'e telefon edip bana gelip gelmek istemediğini soruyorum. O da geleceğini hatta hemen evden çıkacağını söylüyor. Bu noktada Salih'in dondurmayı çok sevdiğini ve benim evimden 8 kilometre uzaklıktaki dondurmacıya gitmeye karar verdiğini de hemen söyleyeyim. Bundan da bana bahsetmiyor. Toplam 10 kilometrelik yolculuğu 1 saat sürüyor. Evet bir saat sonra dondurmacıya geliyor kendine dondurma alıyor ve benim evime doğru yeniden yola çıkıyor. Ne tesadüf ki bu yolculuğu da bir saat sürüyor ve evime telefonla konuşmamızdan tam iki saat sonra geliyor. Hemen not ediyorum. İki saat. Bu videoda cevaplamak istediğim soruysa Salih'in bu yolculuk sırasında ne kadar hızlı olduğu sorusu. Bu soruyu yanıtlamanın iki yolu olduğunu biliyor muydunuz? Birincisinde Salih'in süratinden bahsedebiliriz. Süratin ne anlama geldiğini bildiğinizi düşünüyorum. Sürat, bir şeyin ne kadar hızlı hareket ettiğini ölçmenin yoludur. Başka bir deyişle süratin birim zamanda kat edilen mesafe ya da alınan yol olduğunu söyleyebiliriz. Birim zaman bir saat, bir saniye ya da bir dakika olabilir. Bunu söyledikten sonra isterseniz Salih'in süratini hesaplamaya çalışalım. Bunu hesaplamak için yolculuğu süresince kat ettiği toplam mesafenin ne kadar olduğunu bilmemiz gerekir. Salih'in kat ettiği toplam mesafe yani aldığı toplam yol 10 km artı 8 km'den 18 km'dir. Peki Salih'in bu mesafeyi kat etmesi ne kadar sürmüştü? 2 saatte 18 kilometre yol aldıysa, Salih'in suratını birim zamanda yani 1 saatte kaç kilometre gittiğini bularak, yani 18 kilometreyi 2 saate bölerek bulabiliriz. Bunu yapınca 9 kilometre bölü saat buluruz. Yani Salih'in surati saatte 9 kilometreymiş diyebiliriz. Bu noktada size çok önemli ve işleri bir o kadar da ilginçleştirecek bir soru sormak istiyorum. Sizce Salih her bir saatte 9'ar er kilometrelik bir yol mu almıştır? Tabii ki hayır. Neden diyecek olursanız, birinci saatte 10 kilometre, ikinci saatte de 8 kilometrelik bir yol aldığını az önce de söyledik de ondan. O halde saatte 9 kilometre ne anlama geliyor olabilir? Buna ortalama sürat denir arkadaşlar. Birinci saatte Salih daha hızlıydı öyle değil mi? Yani bir saatte 10 kilometre yol aldı. İkinci saatte ise biraz yavaşlamıştı çünkü bir saatte bu defa 8 kilometrelik bir yol kat etti. Buna dayanarak Salih'in suretinin tüm yolculuğu boyunca sabit olmadığını söyleyebiliriz. Başta daha hızlıydı ama sonra yavaşladı. Biz burada onun süretinin 2 saat boyunca ne olduğunu hesapladık. Ve bunu yaptığımızda da yani 18'i 2'ye böldüğümüzde de her geçen saat eşit miktarda yol kat ettiğini varsaymış olduk. Böyle bir varsayımda bulunduğumuzda da ortalama bir değer hesaplamış oluruz. Bunun sınav sonuçlarının hesaplanmasına çok benzediğini söyleyebilirim. Örneğin fizikten 10 üzerinden 10 aldığınızı, benim de 10 üzerinden 8 aldığımı düşünelim. Bu durumda sınavın ortalaması 10 artı 8 bölü 2'den 9 olur, öyle değil mi? İkimizin de 9 almadığını görüyorsunuz. Siz 9'dan daha yüksek, ben de 9'dan daha düşük bir not aldım ve buna ortalama denmesinin sebebi de bu. Toplam sınav notunu sınava giren toplam öğrenci sayısına böldüğümüzde ortalama notu bulmuş oluruz. Benzer bir mantıkla burada da alınan toplam yolu geçen toplam zamana böldük ve sonuç olarak da ortalama sürati bulduk. Bu Salih'in birinci ve ikinci saatteki süratinin saatte 9 kilometre olmadığı şeklinde de yorumlanabilir. Ortalama süratı hesaplarken toplam yolu geçen toplam zamana böleriz. Süratin birimi kilometre bölü saattir ama karşılaşmaya alışık olduğumuz bu birim aslında standart bir birim değil. Bunun nedeni mesafenin standart biriminin kilometre değil metre olmasıdır. Zamanın standart birimi ise saniyedir. Demek istediğim standart birimleri hesaba katarsak işler değişir. Standart birimler dememin bilim dilindeki kısaltması SI'dır. Yani Fransızca uluslararası birimler sisteminin baş harfinden oluşur. Süratin standart birimi metre bölü saniyedir. Videonun başında bu soruyu çözmenin yani Salih'in ne kadar hızlı olduğunu bulmanın iki yolu olduğundan bahsettiğimi hatırlıyorsunuzdur değil mi? İkinci yolda hızdan bahsedeceğiz. Hız ve sürat arasında fark var. Hız bir şeyin konumunun birim zamandaki değişimidir. Yani hız söz konusu olduğunda birimin kat ettiği mesafe yerine konumdaki değişime bakarız. Ne demek istediğimi daha iyi anlamanız için gelin Salih'in hızının ne olduğunu bulmaya çalışalım. Salih ben onu aradığımda neredeydi? Evdeydi öyle değil mi? Evet. Başlangıç konumunu bu şekilde işaretleyelim. Peki, iki saatin sonunda nereye geldi? Benim evime geldi. Öyle değil mi? Peki, bu iki saat süresince konumundaki değişim ne oldu dersiniz? Sadece iki kilometre. Salih'in aslında 18 kilometrelik bir yol kat ettiğini biliyoruz. Evet, 10 kilometre gitti sonra bir 8 kilometre daha gitti ama konumu söz konusu olduğunda değişim sadece 2 kilometre. Hız Konumun birim zamandaki değişimine odaklanır. Hemen not edelim. Konumdaki değişim bu arada bundan yer değiştirme olarak bahsedildiğini de duyabilirsiniz. Salih'in yer değiştirmesi sadece 2 kilometredir. Konumdan bahsederken yönden bahsetmemiz gerektiğini de sakın aklınızdan çıkarmayın. Çünkü eğer sadece 2 kilometre dersem Salih'in ne yönde hareket ettiğini bilemem. 2 kilometre sağa, sola hatta belki de yukarı doğru hareket etmiştir. Tamam. Bisikleti yukarı doğru süremeyiz ama sadece 2 kilometre deyince Salih'in 2 saat sonunda benim evime geldiğini açıklığa kavuşturmak için ne yönde hareket ettiğini de eklememiz gerek. Ve bu örnekte Salih sağa doğru 2 kilometre hareket ediyor. Peki bu ne kadar sürdü? 2 saat. Bu durumda Salih'in saat başına yer değiştirmesi yani hızı 2 km bölü 2 saatten 1 km bölü saat olur. Az önce söylediğim gibi burada da yönden bahsetmemiz lazım. Hemen sağ diye not edelim. Süratte olduğu gibi Salih'in konumu da her saat 1 km değişmiyor. Bu yüzden bu da ortalama hız olarak adlandırılır. Buna dayanarak ortalama hızı hesaplamak için de konumdaki değişimi toplam geçen zamana bölmemiz gerekir. Hızın standart birimi ise metre bölü saniyedir. Uzun lafın kısası, birinin belirli bir mesafeyi ne kadar hızlı kat ettiğini ölçmek istiyorsanız, bulmanız gereken şey sürattir. Ama Kendinizi benim yerime koyarsanız, yani evde oturmuş, arkadaşının gelmesinin neden iki saat sürdüğünü bekleyen ve sinirlenen biriyseniz, hızı düşünmeniz gerekir. Çünkü hız, konumun ne kadar hızlı değiştiğini verir. Ne kadar mesafe kat edildiğini hesaba katmaz. Bunlara ek olarak, hızdan bahsederken yönden de bahsetmemiz gerektiğini sakın unutmayın. Süretinse yönle bir alakası yoktur videoyu bitirirken bir itirafta bulunmak istiyorum aslında saliye çok da fazla kızmadım çünkü <laughs> bana da dondurma getirmişti